İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 29 Ağustos 2020 Marsilya'da tarihi bir olay. Batı Ermenistan'dan haberler. Artsakh'taki Digranagerd Antik Kenti bugünden itibaren yeniden açıldı. İran İslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı ABD hükümetinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıkladı. Suriye'deki otobüs filosunun %75'i imha edildi. Kilikya Ermenistanı'nın Hatay'da Meryem Ana yortusu kutlandı. Fresco Uluslararası Festivali'nin görkemli açılışı Bert'te planlanıyor. 29 Ağustos 2020 Marsilya'da tarihi bir olay. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi sizi 29 Ağustos'ta Marsilya'daki 2. Yaz Üniversitesi'ne davet etmekten onur duyar. 1920'de müttefiklerin yüksek komiserliği tarafından bağımsız olarak tanınan Batı Ermenistan, kendi devletine sahip olma hakkına sahiptir. Bu nedenle bir devlet yapısının oluşturulması gerçeğe dönüşmüştür. Batı Ermenistan, genel olarak sürgünde bulunan kendi halkına geleneklerini, miraslarını ve haklarını öğretmek için kendi üniversitelerini kurma hakkına sahiptir. Marsilya'da gerçekleşecek olan bu benzeri görülmemiş gün, sömürge sorunlarına, yerli halklar ve özellikle Batı Ermenistan'daki Ermeni halkının egemenlik hakları konularına odaklanmak için bir fırsat sağlayacak. Toplantıda Batı Ermenistan'ın bir devlet olarak anayasası ve tanınması koşulları ile Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümü tartışılacak. Yaz Üniversitesi sabah saat 11'de başlayıp akşam saat 18'de bitecek. Öğle arası 1,5 saattir. Toplantının ana konusu gençlik ve Batı Ermenistan. Yer Marsilya'daki Surp Tarkmançatski Lisesi. 339 Bravado Bulvarı, Marsilya. Kayıt zorunludur. Bayan Violete Agayan'a e-maille ulaşabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş Batı Ermenistan'ın Toros Dağları'ndaki tarım arazilerini gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Tarihi Harput bölgesinde jeomorfolojik yapısı nedeniyle yazın soğuk kışın sıcak olan buzluk mağarası, soğuk hava etkisiyle yaz aylarında doğal ortamda serinlemek isteyen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Kayalıkların arasında yer alan ve derinliği tam olarak bilinmemekle beraber bazı kaynaklarda 200 metre olduğu ifade edilen buzluk mağarası, yeraltı hava akımı sonucu yazın soğuk, kışın ise sıcak hava üretiyor. Artvin'de 1200 yıllık tarihe sahip Tibet Kilisesi'nde arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarında kilisenin saklı tarihinin gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor. Bu tarz yapıların 9. yüzyılla 12. yüzyıllar arasında yapıldığı biliniyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı'nın eşi Anna Hagopyan sosyal medya hesabı Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda 17 Ağustos'tan itibaren Digranagerd adlı tarihi ve kültürel koruma alanının turistlere yeniden kapılarını açacağını bildirdi. Artsakh'taki Digranagerd kenti Ermeni Kralı 2. Büyük Digran tarafından kuruldu. Bulunduğu yeri tam olarak netleştirilen kent, Digran'ın adını taşıyan tek yerleşim yeridir. Günümüze kadar arkeolojik kazılar devam etmektedir. Yapılan kazılar sonucunda kentin kale surlarının bir bölümü, surların kaya temelleri, merkez ilçedeki Bazilika Kilisesi'nin bir bölümü açıldı. Arkeoloji Müzesi'nde yaklaşık 200 parçadan oluşan Digranagerd'de son 4 yıllık kazılarda buluntuların bir kısmını göreceksiniz. Müzenin 3 salonunda M.Ö. 5. yüzyıldan M.Ö. 17. yüzyıla kadarki tarihsel döneme ait benzersiz maddi kültür nesneleri sergileniyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin pazar günkü kabine toplantısında Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın ABD'nin İran'a silah ambargosunu uzatmadaki yenilgisine ilişkin açıklamasına atıfta bulundu. Ruhani, Trump kapsamlı ortak eylem planından ayrılmakla yalnızca İranlıların haklarını değil, aynı zamanda çok taraflı bir anlaşmanın ilkelerini de ihlal etti, dedi. Ruhani, Amerikan rejiminin bazı suçlarına atıfta bulunarak şunları ekledi. ABD hükümeti General Qassem Süleymani'yi acımasızca öldürdü ve bunun hesabını vermelidir. Halep Trafik Departmanı Başkanı Zelman Krokli tarafından yapılan açıklamaya göre Suriye'deki savaş sırasında gerici militanlar Halep vilayetindeki şehir otobüslerinin yaklaşık %75'ini imha etti.
Şu anda Halep'te ve banyolarında 16 şehir içi ve banyo güzergahına hizmet veren yaklaşık 140 otobüs çalışıyor. Ortalama olarak otobüsler günde yaklaşık 100 bin yolcu taşıyor. Krokli, gerici militanların yaklaşık 430 otobüsü imha ettiğini söyledi. Hasar gören otobüsleri onarmak veya yenilerini almak için devlet ve toplum güçlerince çaba sarf ediliyor. Halep Trafik Departmanı Başkanı Krokli'ye göre şehir ciddi bir otobüs sıkıntısıyla karşı karşıya ve daha fazla araca ihtiyaç var. Çünkü Halep ve çevresindeki yerleşimlerde hayat gün geçtikçe iyileşiyor, yolcu akışı artıyor. Kilikya Ermenistan'daki Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Vakıflı Mahallesi'nde Meryem Ana Yortusu kutlandı. Vakıflı Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinde yılın bereketli geçmesi için dua edildi. Ermenicesi Tagavarak olan COVID-19 salgınının kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ayinde katılımcılara kazanlarda pişirilen buğday ve et karışımı bir Ermeni yemeği olan harisa ile üzüm ikram edildi. Ayine, çevre ilçelerden gelen Hristiyan vatandaşlar da katıldı. Bert Belediyesi'nin sosyal medya hesabı Facebook sayfasına göre 7. Fresko Uluslararası Festivali'nin açılışı Bert'te planlanıyor. Fresko, kültürel mirası yeniden tanımlamak, diğer ülke halklarıyla kültürel diyaloğa girmek ve bu bağlamda öz farkındalığı ve ulusal bilinci artırmak için harika bir fırsat olan ve her yıl düzenlenen bir etkinliktir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Arevarir adlı eseri sunuyoruz. Hare zampe lapke miran, hare zampe lapke miran. Sipasari. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.